Ameliyatımı oldum. Dolap geldi. Parçaları burada. Bu da beyazın yatağı. Küçük atabilir misin bana bir tane? Bebeler bakalım mı? Benim öyle çekmeyi değil. Hep içime sokarken çekiyor. Gafur. Gafur. Burada sweatshirtleri, kazakları var. Elim bu arada. Size elimi göstereyim. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Saçımın başımın dağınıklığına bakmayın çünkü toplayamıyorum bu elle çok fazla. Ameliyatımı oldum. Onu ayrı bir videoda ya da belki bu videonun sonunda anlatırım. Şimdi vloglamak istediğim bazı şeyler var. O yüzden vlog başlatmak istedim. Bayağıdır vlogları aksatıyordum. Şu arkada görmüş olduğunuz benim pansuman malzemelerim var. bir de şöyle, burada çiçeklerim var. Ameliyattan sonra kardeşimden ve bir arkadaşımdan gelen Meriç'te tanışmamızın 10. yıl dönümü oldu. Meriç de bunu almıştı onun için. Şöyle dolap ayakları. Biz beyaza bir dolap almak istiyorduk. Fakat dolap bir türlü stoğa gelmiyordu. IKEA müşteri hizmetlerini aradım, sordum. Dediler ta Haziran'a kadar şu ayaklar olmadığı için dolabı sipariş bir bütün edemiyorsun. Ama istersen 11 parçasını sipariş edersin. Bir tek ayakları eksik kalır. Ayaklarını da kız kardeşim aldı, kargoladı bana. Şimdi dolap geldi. Size onu göstereyim. Dolap geldi. Parçaları burada. Ve şurada. Bunların kurulması lazım. Tabii ben bu elle dolabı kuramam. Meriç'le beraber artık akşama kurarız herhalde. Ya da ben bir kısmını tek elle yapmaya çalışabilirim. Yapmasam daha iyi olur bence. Bakacağım. Bir de beyaza artık yatak aldık. Çünkü beyazın beşiği bebeğin olacak ve onu piyasadan kaldırdık tabii ki. Bu da beyazın yatağı. Bu benim ameliyatımı 9 Mart'ta oldum. 10 Mart'ta geldi, kuruldu. Ama o kadar çok ağrım vardı ve adamlar bile buradayken Allah Allah falan diye böyle haykırıyordum ki hiç çekemedim yani, kendimde değildim. Meriç'le adamlar zaten, yani teslim eden ustalar kurdular. Meriç de başlarındaydı, işte yatan çarşaflarını falan beraber taktılar, ben yine bu elle takamayacağım için. Burada yatağı, bunun altında da perdeleri var. Daha o perdeleri takmadım. Aynı şuradaki gibi. Aşağıda da perdeler var. Şimdi dolabını da kuracağız. Büyük ihtimalle şuraya da dolap kurulur. Ya da bunu şöyle çevirip dolabı şuraya koyarım. Onu daha bilmiyorum. İki tane dolap aldık. Bir beyaza, bir kardeşine. Bu da beyazın yeni yatağı. Çok sevdi yeni yatağını. Beyazın odasını biliyorsunuz. 6 aydır falan kıyafetleri şöyle şurada duruyordu. Artık bir dolaba ihtiyacı vardı. Taşındığımızdan beri alamıyorduk işte, dediğim gibi stok vesaire olmadığı için. Şimdi dolabını da şey yapacağız. Kurarız akşama verişle. Bunu vloglamak istedim çünkü dediğim gibi çok ağrılarım, sancılarım olduğu için bir türlü çekemiyordum. Sizler de soruyorsunuz hani nerede vlog? Vloglayayım bari dedim bu süreçleri. Öyle. Yatağını dediğim gibi beyaz çok sevdi. Burada giriyor, yatıyor. Şuradaki delikten el sallıyor. Oradan öpücük atıyor falan. İyi geceler öpücüğünü biz beyazla bu delikten yapıyoruz. Bunlar yıkanabiliyor falan. Çok güzel. Normalde benim çilekten mobilya almak aklım da yoktu. Ama yani beyaz mağazada görüp çok beğenince dedim neden olmasın. Daha Montessori tarzda bir şey istiyordum. Ama bir bakıma bu çok iyi oldu. Çünkü hani altında bir sürü oyuncaklarını koyabiliyorum. Ve perde de olacağı için onun perdesini daha asmadım. Perdesini de astığım zaman bayağı görüntü kirliliği de olmayacak aslında. Beyazın beşiğini de buraya aldım, seans odasına. Zaten şu an bu elle seans falan alamayacağım için, danışan alamayacağım için. Bu eski yatağı salıncağını kaldırdık. Yatak gelince çok büyük oldu. Bu yeni salıncağı, bir tane daha salıncağı vardı. Eski salıncağını kullanabilir ama bu biraz zor. Şunlar da işte o diğer oyun şeyinin altının perdeleri. Daha bunları takmadım. Yine bunda da böyle bir penceresi falan var. Çok tatlı. Bunları bir ara
şey yapacağız hep beraber. Beyazın odasını düzene sokunca son halini sizinle paylaşacağım. Yatağı şimdiden aldık ki hani bebek gelince altından çekip almış gibi olmayalım. Hani 6 ay var doğuma. Bu 6 ayda kendi yatağına adapte olsun. Sonra biz bunu, zaten bu yükseliyor. Yükselip ben bunu anne yanı olarak alacağım. Sonra bebek büyüdüğünde yine bu hale getiririm. Ayakkabılarını dolaba koydun mu? Evet. Thank you. Gel şimdi. Ellerini yıkamadın. Burada kardeşim. Hadi ellerini yıka. Ama okuldan geldi. Okuldan gelmedim. Nereden geldi? Çıkarmıyoruz. Yoksa bozulur, yırtılır. Yoksa bozulur. Evet, oradan öpücük atabilir misin bana bir tane? Şu pencereden atsana. Orada. Hı? Bir tane de oradan at. Sen yatağı seviyor musun? Evet. Seviyorum. Hadi gel. Sarsın. Kokuyu bir yerlere sürmüş. Kokmak sarsın artık bak. Gördün. Normalde bu yatak için 6 yaştan itibaren demiş Çilek ama. Yani. Beyaza söker mi sökmez. Çık. Çık bundan. Hı? Çık. Anneciğim dursun, camdan çık. Dışarı bakıyor. Camdan dışarı bakıyor. Ben bakayım. Bebeler bakalım mı? Hadi. Peçete getir. Banyodan peçete getir. Burnunu sileyim. Burnun akmış. Koş. Ya her şey... Ay inanılmaz, her şeyi anlıyor artık. Çok ilginç geliyor bana. Meriç kreşten Beyaz'ı getirdi. Araba onda. Normalde sabahları o bırakıyor, akşamları ben alıyordum. Ama şu an elimden dolayı araba kullanamadığım için Meriç bırakıyor, Meriç alıyor. Eve getirip bırakıyor. Yani şu an Beyaz'ın bezini değiştirmem gerekse onu bile nasıl yapacağım bilmiyorum. Hı. Ver bunu. Getir sileyim burnunu. Ha, peçeteye götüreceğim, tamam. Öyle. Göreceğiz. Değişik tecrübeler. Yani kolum alçıda olsa kullanabilirim ama parmağımı kullanamıyorum. Yani şunlar kıpırdıyor ama bunu kullanamıyorum. O yüzden bakalım, göreceğiz neler olacak, neler bitecek bu süreçte. Ağır mıymış? Bir tık. Hmm.
biz şimdi bir tanesini kuracağız dolabın. Mezun şu kıyafetleri şuralarda kaldıralım dedik. Benim böyle çekmeye değildi. Hep içime sokar geçiyor. Gafur. Gafur. Ne yapayım? Alışmışım. Üşüyorum. Soğuk geliyor. Oradan buradan geliyor. Oradan buradan geliyor. Bu tarafa mı kuracağız? Şey yap, ikiye kıs... Yani yatır yere. Orası da olur zaten. Parçalarını şey yaparız, açarız. Öteki türlü yatır. Aşkım. Öteki öyle. Öyle yatır. Şu yanlardan bıçakla keseceğiz ya. Neyse. Al sen bunu. Pü de pü. Kavga ederiz çünkü hiç etmiyoruz. Hiç kavga etmediğimiz için. Pü de kavga etmiyorum. Bu da böyle bir batıl inanış. Ben tribotu getireyim. Bitirdik. Saat biraz geç oldu. Beyaz uyudu bile. Çok seviyor yeni yatağını. Dolabın da son hali bu. Biz dolabı kurarken benim telefonum şarjı bitti. Şarjı bitince tabii ki video yarım kaldı. Zaten biliyorsunuz klasik hızlandırılmış dolap takma videolarım. Gayet güzel oldu. İçini falan daha tabii bir şey yerleştirmedim. Şöyle bir de borusu takılacak. Onu da yarın takarım. Bu şekilde. Güzel oldu. Beyazın dolabını yerleştirdim. Tabii elimle yarım yamalak oldu. Şu an alçalı elimle yarım yamalak telefonu tutuyorum. Her an düşebilir. Çok güzel olmadı. Çok nizami olmadı. Çünkü elim kötü olduğu için zor yerleştirdim. Burada tişörtlerini koydum. Buraya çoraplarını koydum. Ulaşabilsin diye şuraya ulaşamayabilir boyu. Ulaşır da göremeyebilir. Burada sweatshirtleri, kazakları var. Şurada da tight'ları, eşofmanları ve pantolonları var. Şu kısımda işte kancalar var. Buraya kıyafetlerini giydiklerini asabiliyorum. Burayı daha tam yapmadım. Şurada elbiseler var. Askı aldığım zaman bunları askıya asacağım. Şuranın borusunu daha takmadık. Buranın borusunu takacağım. Burada da bodyleri var. Uzun kollu ve yarım kolluları. Bunlar da ince askılılar. Şurada mayoları var. Slip stopları. Buraya da eldiven, şapka, kışlıklarını koyuyorum. Yaz hani deniz şeyleri ve kış şeyleri. Bunları buradaki kalkınca bunlar da burada durur. Boru asılınca. Boruyu şimdi asmadım çünkü askım yok. Yani boruyu assam bile elbiseleri asamayacağım. Askı alırım. Onları da
asarım bir ara. Yaparsam eğer yakın zamanda onu da bu videoda gösteririm. Güzel oldu. İşte bu dolaptan bir tane daha var. O da şeyde kurulmadı. Onu Meriç'le bugün kurarız herhalde. Normalde ikisi yan yana olacak. Birleştiriliyor bir aparatı var. Fakat şimdilik şey dedik. Dün akşam Meriç'e demiştim. Duymuşsunuzdur herhalde ya. Bebeğe bir şeyler lazım olursa. Kıyafet. Hani bebeğin dolabı şimdilik beyazın odasında olmasın. Ya bizim odada ya da diğer boş odaya koyacağız o dolabı. Ki hani gece yarısı bir kıyafet almak vesaire bir şey lazım olursa beyazı uyandırmayız. Evet. Beyazın odası bu şekilde. Bir ara bunun perdelerini takmam gerekiyor. Şu an bu elle takamıyorum. Oyuncaklarını da şurada kıyafetler yerde duruyordu hatırlarsanız. Bunu buraya aldım. Bunu da buraya aldım. Şu mutfakla bu aralar çok oynuyor. Diğer işte ıvır zıvır legoları vesaireleri de orada. Oraya da belki yere küçük böyle bir halı alırım. Ondan sonra beyazın odası tamamen bitmiş olur. Dolabıyla yatağıyla. O şekilde göstermiş oldum. Burada da bu dolabı kurduk bugün. Bunu göstermek istedim. Bunu da yine aynı şekilde kurduk. Buraya koyduk. Beyazın odasına koymayız diyordum. İçinde şu an bir şey yok. Buraya bebek kıyafetleri geldikçe bunları doldururuz. Bir takım bebek kıyafetleri geldi. Hatta onlar burada duruyor. Açmıştık. Onları daha şey yapamadım, yerleştiremedim. Onları da buraya koyacağız. Beyazın eski yatağı burada duruyor. Şimdilik onu şey yapmadım. Elim bu arada. Size eli bir göstereyim. Dur keşke uyarı verseydim göstermeden önce. Buz yapıyordum da soyulmalar falan başladı. Elimin hali şu an bu şekilde ödemli. Çok diğer parmağa bakarsanız bayağı ödemi var. İnmiyor kolay kolay. Parmağımın da şöyle göstereyim. Derisi çok kötü oldu. Kıvrılmıyor. Soyulmaya başladı. Elim toparladıkça onu yeni geri alçıya koyacağım. Çünkü böyle açık kalmaması lazım. Buz yaptığım için açık ve her gün fizik tedavi hareketlerim var. Onları yapmam lazım. Böyle denk gelmişken göstereyim dedim. Bu dolap da buraya koyuldu. Bebek doğana kadar işte 6 ay var. 5,5 ay. Buraya şeyleri koyacağım. Bebek kıyafetlerini koyacağım. Beyazın odasını zaten gördünüz. Şu an çok 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 zorlu bir şekilde çamaşır attım. Halıları bayağıdır yıkamıyordum. Mutfağın halısı şu an kurutmada. Koridorun halısı da şuradaki halıda. O da yıkamada. Bu halılardan çok memnun olduğumu biliyorsunuz. Atıyorum, yıkıyorum, kurutuyorum. Ayda bir kere tertemiz oluyor. Böyle. Bugün çok zar zor bir şekilde evi sildim. Tek elle gerçekten çok zor oluyor. Ah bu parkeler. İşte şurayı yaparken elimi bu hale getirdim. Şuradaki açıklığı kapatmaya çalışırken. Ve kapatamadım da nasıl sinirimi bozuyor. Şurada da var. Bunu da halı kapatıyor. Burada da var. Bakın hep açılmış parkelerin arası. Zaten en kötü yer şurası. Parkeleri bir kere yaptırmıştık biliyorsunuz ama giriş işte. Yani ne yaparsak yapalım çözülmüyor. Olan benim elim oldu. Kısmet diyelim ne diyelim. Şaftım kayık. Kusura bakmayın uçuk falan çıkardım. Videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videoda elimle ilgili detaylı ameliyat sürecini anlatırım size. Çok böyle kendime bakamıyorum şu an bu elle. Biraz zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bir de böyle birkaç gün önce değil, 2 gün önce bir yönetmelik değişikliği oldu emniyette. O birazcık çok canımızı sıktı bizim. Biz Van'dayız hani doğu görevini yapacağız ve döneceğiz diye düşünürken 4 sene yeni yönetmelikte oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya böyle sürekli şehir 4-5 senede bir şehir değiştirmen gereken bir yönetmelik getirdiler. Yani bir kere taşınmak bile ne kadar yorucu ve şey eşyaların zarar görüyor vesaire ki Allah'a şükür biz çok iyi taşımacılarla taşındık ve eşyalarımız çok zarar görmedi.
ufak tefek şeyler oldu. Ama her zaman o kadar şanslı olamayabiliyorsun. Taşınmak, yerleşmek, işte her şey, tadilatı vesaire başlı başına bir mesele. Bilmiyorum, sonumuzu Allah hayır etsin. Allah bir kapıyı kapar, başka kapıyı açar diyorum. Detaylı bu konuyu da belki ilerleyen videolarda konuşuruz. Ben şimdi elimin buzuna devam edeyim. Bu videoyu burada kapatayım. Hani buz yaparken videoyu editleyeceğim. O şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Oje sürdüm bu arada bu ele. Moral olsun diye. Yakışmadı ama neyse. Görüşürüz. Tekrardan bay bay.